Osmaniye merkeze 20 kilometre mesafede bulunan eski adıyla Hemite, yeni adıyla Gökçeadam köyündeki kalede asılı bulunan yıpranmış Türk bayrağı, mehter eşliğinde yenisiyle değiştirildi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Genç Gönüllüler Kulübü mehter takım üyeleri, kısa süre önce düzenlenen tanıtım gezisinde Ceyhan Nehri kenarında yer alan ve yüksekliği 70 metre olan Hemite Kalesi'ndeki bayrağın yıpranmış olduğunu fark ettiler. O külü gençler 21 kişiden oluşan mehter takımı eşliğinde kaleye çıkmak için hazırlık yaptı. Mehter takımı Hemite Köprüsü'nden başlayıp marşlar çalarak kalenin zirvesine kadar yürüdü. Burada ise yıpranmış Türk bayrağı hücum marşı eşliğinde yenisiyle değiştirilerek göndere çekildi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Genç Gönüllüler Kulübü olarak ecdadımızın bizlere armağan ettiği bu güzel mukaddes değerleri sahip çıkmak ve onları yüceltmek için Osmaniye'mizi tanıtım gezisinde ziyarete gelmiştik ve Hemite kalemizde bizlere hediye edilen kalemizde bayrağın eskimiş olduğunu gördük. Tabii Osmaniye'mizin mehteran takımı, üniversitemizin mehteran takımını biz yürüttüğümüz için mehteran takımımızdaki arkadaşlarımızla birlikte hemen harekete geçerek Hemite'mizde Yaşar Kemal'imizin köyünde geldik, bayrak değişim merasimi yaptık. Bizler bu emanet edilen vatana sahip çıkacağız ve yüreğimiz kabarık, gözlerde damla, mehteri saygıyla dur da selamla diyerek bayrağımıza, şehidimize ve vatanımıza, toprağımıza sahip çıkacağız. Biz inanıyoruz ki bu bayrak, bu vatan imanlı gençlerin omzunda yükselecektir. İnançlı gençlerin omzunda yükselecektir. Osmaniye'mizin yiğit evlatlarının omzunda yükselecektir.